Kıymetli Yavuz Sütlü komşularım, işte bugün bizi böyle tarla görüyorlar. Yavuz Türk'ün tamamını tarla görüyorlar. Ona göre plan yapılmış. 1027 ada 20 parseldeyim. 32 bin metrekarelik parselde planlara baktığınızda tarla, sanki tarla gibi plan yapıldı. Ne yapacağız? Sokak yollarının hiçbiri yok. Biz bu sokak yollarına göre talep ettiğiniz takdirde en düşük 1000 metrekare parselleri böleceğiz. Bunu ilk 6 ay içinde yapacağız. Ve 6 ay içinde göreceksiniz, aynen böyle inşaatlarınız olacak. Nasıl inşaat oluyor? İşte parseller müstakil olduğu için oluyor. Mevcut planlara göre parseller ifraz ediyoruz, bölüyoruz. Peki soruyorum, 2019 yılında Yavuz Türk'le bölünen 4 tane parsel var. Bunların hangisi hayata geçti? Bir tanesi resmi oldu mu? Bir tane resmi olanda bina yapıldı mı? Hayır. Onun için diyoruz ki Üsküdarlı kardeşlerimize, gündemde kentsel dönüşüm var değil mi? Yani depreme hazırlık var. O zaman doğru aday, doğru zamanda kim olmalı? Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven tam 40 yıl üniversitelerde öğrencilerine işte böyle depremsel dersi verdi. Birçok depremde bilirkişilik yaptı, başkanlık yaptı. O bir Üsküdarlı. Biz de başkanımızın yanındayım. Ben de meclis adayım. Başkanımızın kontenjanındayım. Ne makam, ne mevki, ne şöhret. Sadece varsa yoksa Yavuz Türk'ümüzü, Üsküdar'ın 16 mahallesini hisseli parsellerden kurtarmak için biz varız. Bakın, biz bilimsel çalışma yaptık. Özellikle şunu söylüyorum, yanlış anlamalara meyil vermemek için, parselinde toplanan, komple toplanan kişilere bir şey demiyoruz. Biz kentsel dönüşümü isteyen kardeşlerimizi gönüllü olarak 1000 metre bir araya geldiğinde tereddütsüz böleceğiz. Yani 32 bin metrekarelik parselde ne yarısını isteyeceğiz ne de insanları bir araya toplayacağız. Hangi sokaktaysanız işte böyle, mesela şu bina hemen 1000 metrekare arsayla birlikte işte burayı ifraz edeceğiz. Böleceğiz. Siz de inşaatınızı yapacaksınız. İster 1000 metrekare olsun, isterse 5000 metrekare olsun. Kıymetli kardeşlerim, Ümraniye'ye bakıp imrenmek istemiyorsak 31 Mart saat 5'e kadar o mühür elinizde. Çok iyi değerlendirin. Takım tutar gibi kesinlikle oy vermeyin. İyi araştırın. Biz diyoruz ki en iyi başkan, en iyi meclis üyeleri bizde. Hepsi uzman. Yani alanında uzman. Ben kentsel dönüşüm uzmanıyım. Bir de Yavuz Türk mahallemizde eski muhtarımız Murat Karaca kardeşimiz var. İkimiz başkanımızla birlikte bu kentsel dönüşüm önceliğimiz bu. Ama esas 24 adımda 24 tane projemiz var. Bizim derdimiz çürük binalar olduğu için bütün kentsel dönüşümü anlatıyoruz. Birçok projemiz var ama şuna emin olun, kentsel dönüşüm olmadan, can güvenliği olmadan hiçbir yatırımın bence bir anlamı yok. Kentsel dönüşümle birlikte kapalı otoparklar yapacağız. Bu kapalı otoparklarda hem pazar olarak kullanacağız, hem de Allah korusun olası bir Marmara depreminde sığınak olarak kullanacağız. Yaşam alanları yapacağız oraya. Soruyorum, parklar ne işe yarar? Evet, parkların altına kapalı otoparklar yapacağız. Onun için diyoruz ki 31 Mart gecesi çok önemli. Kardeşlerim, çok iyi düşünün. Sadece 5 yıllık bir seçim yapmayacağız. Gelecek 20-25 yılı planlayacak bir seçim yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.